ve sanatı halk için, sanat için yapan bir ozanımız, bir şairimiz, bir ustamız ve bir tarihi adamımız yanımızdadır. İşte onu takdim ediyoruz size. Evet, yanımızda usta aşıklardan Murat Karahanlı. Hoş geldin aşık. Hoş bulduk, sağ ol. Peki Murat Karahanlı. İki usta çırak olarak ikimiz söyleşecek burada. Ama ileride ne olur ne olmaz. Belki de atışa da bilerek. Yani bu programı, bu halkın bu güzel seyretmesi için ikimiz elimizden geldiği kadar canlandırıp güzel yapmaya çalışacağız. İnşallah, inşallah. Ama sana birkaç tane soru soracağım. Buyur. Murat Karahanlı. Buyur. Seni herkes yakından tanır. Seni tanıtmaya gerek yok. Çünkü o son dörtlüğün seni tanıttı. Evet. Peki Karahanlı Murat. Bu sanatı sanata kaç yılında başladın? Bu sanata 1938 yılında başladım. 38 yılında. Karahan köyünde bir ilham eseri geldi o zaman bana. Evet. Tabii ki babam ve emcelerim odalara toplardı milleti, odalarda söylerdik. Tamam, sağ olasın. Kaç yıl yaptın bu aşıklığı? 50 yıl yaptım. 50 yıl yaptım. Peki. Bir ustan vardı mı yoksa o zamanın aşıkları kim idi? Onlardan mı dolaştın? Hangi aşıklarla dolaştın? Oğlum, o zaman Şenlik Baba'nın oğlu Kasım Baba vardı. Evet. Külistan, Aşık Külistan vardı. Aşık Mansır vardı. Pehreşenli Aşık İrbahan vardı. İşte bu aşıklarla bizim söz geçti Aşık Mehmet vardı. Bu aşıklarla dolaştık geldik. Saz elimizde dolaştık. Saz elimizde dolaştık geldik. 50 sene dolaştın. Böyle dolaştım 50 sene. Çok güzel. Peki Murat Karahanlı, 50 sene zarfında sadece saz elinde mi dolaştın? Yoksa bir eser, bir kitabın, bir şeyin var mı? Onu da şöyle sevgili seyircilerimize söyleyelim. Senin ağzından eşitsinler. Evet oğlum. Benim 5 kitap yazdım, Kültür Bakanlığı'na verdim. Onun içerisinde 3 hikayeyle beraber. Hikayelerden Gülşen Hanım, Murat Şah Gülşen Hanım, Muhlis Bey Gülgez Hanım, Ahmet Bey Zerri Hanım, herisi 3-2 gecelik hikayelerdir. Kültür Bakanlığı'na verdim. Kültür Bakanlığı'na verdim. Peki kitap basıldı mı? Basılmadı. Hele arşive koymuşlar. Arşive koymuşlar. Şiirlerin de var buna göre. O 5 kitabın içinde şiirlerim var hepsinde. O kitaptan başka gene şiirlerim var mı? Şimdi bir kitap basılacak, şiirlerim hazırlanıp derlenip bir kitap da basılacak gene var. Var. Evet sevgili seyirciler. İşte Murat Karahanlı'nın hayatı böyle. Şiirleri, kitapları verilmiş Kültür Bakanlığı'na. O kitaplar alınmış, böyle bir şairin, böyle bir yazarın, böyle bir ustanın kitapları. Sitem etmiyorum. Ama şöyle mecbur olarak halka duyurmak mecburiyeti var bende, sırtımda. O kitaplar arşive koyulmuş. Hiç ele alınmayacak belki yıllar yılı, belki de bir asır. Fakat göz nuru, alın teri, o emeklerle yazılmış o kitabı, su yüzüne çıkarmayacaklar belki. Ama umarım çıkarsınlar. Ayrıca ben bir şey daha söylemek istiyorum. Beni bağışlasınlar. Halkın, en çok halkın isteğidir. Tabii aşıkların da isteği vardır. Fakat yanındaki aşık Murat Usta kaç yaşındasın? 73 yaşındayım. 73 yaşındaki adam 50 yılını bu sanata vermiştir. 50 yılını. Şimdi ben şöyle bir şey istiyorum. Sayın valimizden, ben valimizi ziyaret ettim, kendisini. Ziyaret ettiğimde aşıklara ilgi olduğunu gördüm, sevgisini gördüm. Kendisine bu ekrandan Kars halkının önünde ve aşıklar adına teşekkür ediyorum. Çünkü yörenin kültürünü çok iyi bilen bir büyüğümüz. Fakat kendisinden şöyle yazılı değil de bu ekrandan isteğimiz bir şey olacaktır. Hiç olmazsa bu 73 yaşındaki aşığımızı yılda bir kere de olsa bir aşıklar festivaliyle halka hatırlatmak, halkın huzuruna çıkartmak ve bu sanatın ölmemesi için yardımcı olmasını istiyorum. Arz ediyorum. Çünkü öncülük yapsın.
Başka taraflarda görüyoruz biz aşık, elimizde saz, gidip görüyoruz adam tut festivali yapıyor. Armut festivali yapıyor. Birçok festivaller yapıyor. Fakat bizim karşımız aşıklar yatağı, aşıklar yığınağı, hiçbir faaliyet yoktur. Ayrıca bunu da söylüyorum. Kars İl Kültür Müdürlüğü'ne, İl Kültür Müdürlüğü'ne, İl Kültür Müdürlüğümüz de, müdürlüğümüzün de bu konuda ilgilenmesini arz ediyorum. Lütfen ilgilensinler. Hiç olmasa bu baba dede usulü olan sanatımız, geleneğimiz ölmesin. Belediye başkanımızdan da istiyorum. Her yerde görüyoruz, sanatta ilgileniyorlar belediye başkanları. Fakat bizim belediyemiz yıllardır dizilerce aşık geldi geçti, hiçbirisi ilgilenmedi. Üzücüdür. Ben halkın önünde arz ediyorum hepsine, bu sanata değer versinler ve Sayın Valimizin de öncülük yapmasını aşıklar adına, halk adına arz ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, Murat Karahanlı. Böylelikle ilettik. Diğer aşıklarımıza da vesile olur. Hepsini zaten çıkaracağız bu ekrandan. Çok sağ söyleyeceğiz. Peki, Murat Karahanlı. Şimdi siz badem mi içtiniz? Yoksa bir ilham mı var? Nasıl oldu bu işler? Yani? Oğlum, bir ilhamdır bu. Evet. O zamanları 1938'deki ilham söylediğim şiirleri, bizim köyde Koçalı Hoca vardı. O yazardı hepsini. Hepsini yazardı. Yazardı, evet. İlham olduğunu nasıl hissettin kendinde? O zaman odada cemiyet toplandığı zaman benden sordular ki Aşık Murat Yıldız, sen ne gördün, nereden ne iş oldu ki sen bu işe yetiştin, bu ilhama yetiştin? Ne söyledin o halka? O zaman söyledim ki evet, evet. Ben bunu size beyan edeyim şu şekil. Şiirle. Evet. Bir evhal gelişti elmi hikmetten, Cenab-ı Sübhan'la verildi bize, okudum, öğrendim herfi ayetten, Hazreti Kur'an'la verildi bize. O mefti döşendi yakuttan dürden, çar köşe yazıldı her mücevherden, icade gelişti Hazreti Pir'den, o dami devran'la verildi bize. O yerde cem oldu elmi hakikat, tekbir sedesinden okundu ayet, kadere bahş olan nesibi kısmet, Arş-ı Rahman'dan verildi bize. Çok sağ ol. Acayip bir mehdi göründü göze, erşte nezer kıldım levh-i mevhüze, pence el-abad-ı Şah-ı Mürtaza, Hazreti Sultan'dan verildi bize. Eşkin ilhamı var Murat Yıldız'da, Erenler şehrinden mevcuttu bizde, tarih 1938'de, son geçen kervandan verildi bize. Çok sağ olasın Murat Usta.